Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Size bugün bu katmerli gülümüzün yapımını anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Geçmiş videolarıma bakıyorum. Sizin çok da yaptığınız yorumlarda görüntü kalitesinin kötü olduğunu sürekli söylüyorsunuz. Ben de yeniden daha anlaşılır, daha net bir şekilde tekrar çekmeyi uygun gördüm hanımlar. İnşallah daha da anlaşılır bir şekilde videolarımı tekrardan yenilemeyi düşünüyorum. Şimdi bu katmerli günümüz için bize gerekli olan malzeme 20 milimlik organze kurdale ihtiyacımız var. Renk numaram 127. Yaprağı için yine 20 milimlik organze kurdale ihtiyacımız var. Renk numaram 186 hanımlar. Şimdi kurdalemizle ...25 santim boyunda keselim. Şöyle göstereceğim. 2 santim eni. 25-26 santim boyu hanımlar. Başlangıcı şu şekilde kesiyoruz. Sivri bir şekilde iğnemizden rahatça geçmesi için yorgan iğnesi kullanıyoruz. Çarkı felek tekniği ile yapacağız hanımlar. Kurdalemizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Arkadan bu şekilde battım. Yaklaşık 1,5-2 santim kadar şöyle parmağımda topluyorum. Toplamda 11 tane topluyoruz. Bu şekilde topladım. Fazla da keseceğim. Pardon. Kurdalemi toparladım bu şekilde. Burayı bırakmıyorum. İğnemi aşağıya ittim. Sivri kestiğim ucu iğnemden şu şekilde geçirdim. İğnede toplayış tekniğimiz çarkı felek tekniğiydi. Şimdi iğnemizi başak oyası tekniği gibi yavaşça döndürüyoruz. Sağdan sola doğru bakın. Çok yavaş bir şekilde gösteriyorum. Sağdan sola doğru gülümüzün kat kat olduğunu göreceğiz. Bakın. Acele etmiyorum. Size daha net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum hanımlar. Bakın. Kat kat. Bakın. Katlarını görüyorsunuz. Adını buradan alıyor. Şimdi iğnemi çektim. Gülüm bu şekilde hazır oldu bakın. Bunun hemen
Burası yaprağımız için bize gerekli olan kök kısmı. Gülüm bu şekilde hazır. Bunu istediğiniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Büyüklüğü, küçüklüğü iğnenizin atışıyla belli olur hanımlar. Mesela gülümün daha geniş bir kanatları olmasını istiyorsam daha uzun atabilirim. Eğer küçük olmasını istiyorsam bunu daha da daraltabilirim. O yüzden o size kalmış. Bazen kurdalenizin dokusuyla da alakalı oluyor. Bakın. Bu farklı bir renk ise biraz daha büyük. Atışınızla alakalı. O tamamen sizin tercihinizde kalmış hanımlar. Şimdi yaprağına geldik. Şöyle göz kararı. Eni 2 santim. Boyu da 6-7 santim kadar var. Neden tekrar tekrar cetvelle gösteriyorum? Bizi izleyen yabancı hanımlar da var. Onlar için cetvelle ölçüyü göstermek zorundayım. Evet, burayı da bitiştirdik. Ortaya getirdim. Bu modelle ne yapabilirsiniz? Yazma kenarı, havlu ucu, 3 santimlikle tesbih ucu da olabilir. 2 santimlikle de olabilir. Küçük küçük yapabilirsiniz. Yaprağımız da bu şekilde hazır. Şimdi bakın. Motifimi aldım. Direkt içine yerleştiriyorum. Birkaç kere üzerinden geçelim ve sağlam olsun hanımlar. Bu kadar yeterli. Evet, düzeltiyoruz. Gülümüz bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz renklerde büyük veya küçük
yapmak sizin elinizde hanımlar. Kat kat katmerli gül. Bu şekilde bakın. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Faydalı bir anlatım olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.